Ben de ilçemizin güzel beldesi Ağılbaşı evet. beldemizdeyiz bugün. Sayın Başkanımızın eşliğinde. Sizlerle adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz hakkında bilgi alışverişi yapacağız. Evet. Ve duyduk ki buranın çok güzel, zengin bir kültürel yapısı varmış. Onlar hakkında bilgilerinizi alıp somut olmayan kültürel değerlerimizle ilgili bir çalışmamız var. Ona güzel bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Evet. Önce bir tanışalım. Sizi evet. Hüseyin İmam Kılıç. Evet, İmam Kılıç. Evet. Sizler? Hüseyin Karaca. Hüseyin Karaca. Askerlik döneminde ne gibi bir adetler var? Askere uğurlama, askerlik çağına gelmiş gençlerimiz. Askere uğurlama bizim dönemimizde işte toplanırlardı. O askerlerin gideceği gün o eve toplanırlardı. Ondan sonra sabahın herkes komşular toplanır ve askerleri hekimhana yollarlardı. Böyle özel kına gecesi falan. Yok öyle bir şey yoktu eskiden. Eskiden yoktu. Evet öyle bir şeyler yoktu. Nüfus yapısı olarak nasıl? Genç nüfus mu var? Yaşlı nüfus mu var şu anda? Yok genç nüfus var. Genç geçmişte nüfus var. Nasıldı? Geçmişte azdı. Az mıydı? Evet. Geçmişte azdı. Şimdi genç nüfus. Yalnız şimdi gene azalmaya başladı. Göç var. Göçten değil. Eskiden biz mesela benim 5 tane çocuğum var. Benim oğlumun 2 tane çocuğum var. Babamın 9 tane, benim 2 tane. Şimdi bir azaltmaya gittiler. Nüfus planlaması. Nüfus planlaması gibi bir şey yaptılar. Ve zaten azı çoğu zarar, azı karar. Böyle bir şey var. Evet. Peki askerden geldikten sonra herhangi bir tören falan yapılıyor mu? Yok öyle bir şey de yoktu eskiden. Böyle bir şey yoktu. İşte askerden falan alalım gelmiş gidek hoş geldin yapalım geçmiş olsun diyelim. Öyle genelde komşular toplanırdı. Tamam. Peki lakaplardan giriş yaptık. Neler var mesela ilginç lakaplardan? Herkes bunun bir lakabı var mesela lakab biz bize krolar derler. Evet. Mesela mamolar. İleride bu dedelerimiz kardeştir. Mamu ile kro birbirine kardeştir. Soy olarak nereden gelmiş? Onlar soy olarak Elazığ Pertek'te. Boy olarak mı gelmişler? Buyurun, hoş geldiniz. Orada göç halinde geldi. Biz de hoş geldiniz. Durduk, hoş bulduk. Şerefi geçin, buyurun. 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 Orada gelmişler Malatya Ovası'ndan yerleşmişler. Malatya Ovası'ndan tekrar gelip buraya yerleşmişler. İşte. Sizin zengin kültür yapınız varmış. Onları öğrenmek için geldim buraya. Evet. Zengin kültürümü de kızım şimdi ben biz yaşlandık artık bildiğimizi de unuttuk. Yok maşallah sizlerde var ne varsa. Gençler bu kadar bilmiyorlar. Yani bildiğimizi unuttuk. Cevaplamaya çalışacağız. Sizlerle tanışalım. Yardımcı olacağız. Ben imam. İmam? Şimşek. İmam Şimşek. Yani cami imamı değil ha. İsmim imam. İmam. Tamam. Sizin? Benimki Ebu Zeyd. Ebu Zeyd. Ebu Zeyd. Ebu Zeyd. Abu Zeyd. Abu Zeyd. Karaca. Ebu Zeyd Karaca. Elazığ Pertek'ten geldik derdi değil mi? Pertek'te gelmiş. Esas yerimiz Elazığ'da Pertek'teymiş. Pertek'te göç ediyorlar. Boy olarak mı gelinmiş işte buraya? Toplu olarak geliyorlar. Malatya'da yerleşiyorlar. Malatya'dan ondan sonra buraya göç ediyorlar. Tamam. Burada yerleşiyorlar bu. Engizek'te. Eski şeyi Engizek değil, Çoğraş derler. Çoğraş. Gelen boy Çoğraş isminden geliyor. Çoğraş isminden. Siyah çuva aba giydiğinden dolayı Çoğraş. Çuva siyahdır biliyorsunuz diye anlamı. Ondan dolayı Çoğraş ismi nasıl alıyor. Nasıl bir kıyafet bu? Ya siyah kıyafet elde Çoğraş. Yani Kürtçe çuva, ak çuva, kara çuva diye bir şey var ya. Evet, evet. Bu kara çuva. Çoğraş yani o çuva ve dolayı bu sefer lakabı alıyor. Giydiği orba olduğu için Çoğraş, Çoğraş ismi alıyor. Özel elde mi dikiliyor yoksa? Tabii şeyden bir kumaş. Eski kumaş.
Uzak Doğu'da da gelmiş. Burada da el dokuması var. Var varmış şimdi diyemiyorum. Varmış diyelim. Var deyince olmuyor. Hı-hı. Ondan dolayı o ismi almıştır. Çok güzel. Giysiden dolayı. Peki neyle uğraşmışlar? Neyle geçimlerini sağlamışlar? Geçimleri var, toprak işlerine ve malcılık, hayvancılık daha doğrusu. Malcılık değil mi? Yani hayvancılık ne? Kısmen göçebe. Burası yerleşik yeri, daha aşağı köy yerleşik yeri. Ondan sonra yaylalara. Göç değil de yazlık olarak. Yazlık olarak. Yaylara göçüp. Yayla kültürü yaşanmış mı? Tabii. Şu anda yok denilecek kadar artık azalmış da önceleri hep ben bildiğim kadarıyla tüm geçimini yaylacılıkla, toprağına, hayvancılıkla uğraşmaya geçmiş. O iş. Peki o yaylalara giderken, gelirken böyle büyük törenler hayır, falan oluyor. Hayır, o törenler. Yaylalarımız yakın yazdı. Sizin bildiğiniz o şu andaki yapılan törenlere benzer tören yoktur. Bu salın törenleri olurmuş. Evet. Ondan sonra bu toprağı işletme zamanında işte hayvanlar dışarı çıkarmada kalabalık köylü yerleşik olduğu için kalabalıkta dolayı birbirinin yanına gel tören değil de. Yani bir toplanma şeklinde. Olur. Şimdiki o göç törenleri yok. O şenlikler falan yapılmış, onlar yok. Peki bahar mevsiminde böyle kutlanılan bir özel... Bahar mevsiminde Hıdır İlyas durumu vardır. Hı hı. Kışın şey vardı. Kış yarısı. Eylende yaparlarımız kış yarısında. Hatta biliyoruz ama bunu yapıldığını için yok. Yaşlı biraz, yaşlı ihtiyar tipinde biraz da sakallı bir şey. Biri bayan bir erkek. Bayan. Evet. Koyun. İşte kış yarayı dolaşıyorlar. Kış yarayı dolaşıyorlar. Para topluyorlar da yani senlik olsun diye. Erkeğin bir toplum yerden gitti miydi bir odadılar da eskiden parlamalı bir yere toplanırdı. Bu erkek gidip birisinin kucağında böyle ölü gibi yatardı. Bu sefer erkek elinde 25 kuruş, 50 kuruş. Ağzına korlardı, ağzına koyduğu zaman bey, ihtiyar kalktı. Kocam arası ağlarsızlardı başında, kocam öldü diye falan. Bana verin de doktora götürün. Geldi beni, doğaçlama tiyatroyu. İnanca göre en iyi şey Hıdır İlyas inancı. Hıdır İlyas geldiği zaman 3 gün inancımıza göre 3 gün oruç tutulur. 3 günden sonra lokma yapılır. Komşulara bu lokma dağıtılır. Bu da Rumi hesaba göre 32 ve 22 gün kala. Rumi hesaba göre, miladi değil. Miladiye göre değil, Rumi'ye göre. Evet. Bu kültürümüz devam ediyor. Devam ediyor. Hayır, 2 gün önce de bunu yaptık. Yaptınız. Onu da kömme kurladık. Kömme yapardık. Yani lokma yapmak için de şey bir 5 kuruş bir ufak para içine kurlardı. İşte onu bölerlerdi. Bu para kimin payına çıktıysa o sene onun rızkı bizim rızkımız bu sene bunun üzerindeymiş. Yani öyle bir şeyler var. Evet. Ya da birisini bir ailede ödüllendiriyor. Evet. Onu işte kısmetli gösteriyor. Birlikteliği pekiştirmek. Ama bazı kadınlar tabii kocasını çok seviyor. Onlar o boncuğu sabitliyor bir noktaya. Onun direkt kocasına yöneliyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Mesela kime düştüğü zaman çocuk ağlardı. Niye bana çıkmadı? Cilliyattan tekrar onun payına kurulam. Ey sen de sen de sen de çıktı diye. Onun anlamı lazım. Sürekli çıkan arkadaşına anlattığı arabaysa neyse o nişan çıktığı yer yardımcısı olurmuş. İnanç bu. Evet. Farzımal bana çıktı bu. Ben artık tamamen Hıdır İlyas'ın yani Hızır'ın bana yardımcı olacağına dair inanç var. Geceden yapılan bir gelenek örf var mı? Mesela nasıl gece? Küplerin açık bırakılması gibi bereketli olsun. Eskiden var da şu anda yapmıyor. O da varmış. O da var. Evet. Bereket. Bereketlensin, bereket. Fazlalarsın evet. Diye. Eskileri anlatın. Yani yaşanmayabilir yani, ama. Onu evet. Herkes yaşayacak. Söylemişi var. O Kadir İlyas'ın başlayacağı günü gece o pazarın içini böyle süpürgeyle temizlenir ki kızın bir pazada girer. Değil mi? Bak bunlar lazım. Hani bunu yaparlardı. Bir de bir odun küdüğü her gece o ocağın başında her gece yanardı.
Neden yanıyor? O pelemkü değil. Yani amaç da bir inanç. Ben orada sonra su yakacak. Hazır Allah'a yani, muhatap var. O kütüğü 3 gün boyunca aynı kütüğü yakarlar. O kütüğü sönülmezlermiş. Sonra o kütüğü saklarlardı bir an. Bu zamana kadar böyle o kutsal birinci, o canın kütüğü. O mesela sımsıyla kolunlandı bir odun parçasını yakarlardı. O sabaha kadar işte hazır yanacaktı, sigarasını mı yakardı, atasını mı götürdü, artık orasını da bitirdi. Yani herkes inancıyla böyle sigaracını böyle parmağınızlardı, külen basıp böyle alırdı, orasını onunla açırlardı. Evet. Ondan sonra yani, gibi. Gönlü sizden arayacaktım aslında, bir canlı mısın? Peki başka geçim şeyi olarak, el zanaatları falan var mıydı? Sanatkarlar, zanatçılar var. Halıcı mı yapıyordu? Tamamen sanatmış burada. Geçim kaynağı. Geçim kaynağı. Şu anda kayıtsızca olduğu için onu belirlemek lazım. Ancak tezgah kalktı piyasada. Kimcilik yok. Herkes kendisi mi yoksa herkes bir kendisi atölye mi? Kendisi. Gezicik kuşlar vardı gelirdi benim bildiğim kadarıyla. Kuşun da değil. Herkesin kuşu yanında tencesi vardı. Herkes tencesinde kolunu dokurdu. Yani biz biliyoruz burada 30 sene kadar bir şey önce 30 kez herkes yani. Her evde her ev kolsun dokurdu her ev. Çünkü geçim yoluydu. Onunla bir kazanç elde edecek yani her evin ha, bir tezgahı vardı. O her evin tezgahı vardı. Önü 1 metre 20 santim, 4 metre 3 metre boyunda halı çıkarlardı. Öyle zaman halısı, su, bu bunlar yoktu. Nereye satılıyordu bunlar? Tabii şehirde. Malatya'da satılıyordu. Daren dedi satıyor. Hatta köylerde de gelip alan olurdu mesela. Başka her tarafta bu dokunulmazdı. Ekseri burası merkezdi. Bu bizim bura çok halı dokurdu. Halıcılık çok önem vermişlerdi buranın şeyi. Bazı yaban komşu köylerde de alınır. Başka şehirde Malatya'da satılır. Yani o komşu köyler kendi evine serme kutusunu alırlar. Yani bir ticaret ciddi. Evine serme kutusunu peki bayanlar halı dokuyorlardı, siz erkekler ne yapıyorlardı? Erkekler de işte buna bakıyorlardı. Ya eski de her evde bir çift öküz, davar, bağrı olurdu yani. Kimse yani erkek boş kalmazdı. Onun yemeni, suyunu erkek görüyor. Sarnalar ekip içiyordu öyle mi? Erkek dedi tabii tabii. Çoğunuz böyle erken erkek. Ne ekip içiyordunuz? Buğday. Buğday. Arpa. Kızdım, kızdım yani. Sulak olan yerleriniz var mı? Ne güzel bir şeyler olsun istiyorum. Sulak yerler az olmadı. Az mıdır? Azdır. Çok az. Hayırlısı. Hayırlısı. Bizim buraya ekseriyete kıraç. Bak bahçelerimiz hep kıraçta yetişiyor şimdi. Su yok. Susuz biraz. Susuz. Peki ihtiyaçlar nasıl karşılanıyordu? Şeye dar diye mi iniliyor? Malatya'ya mı gidiliyor? Nasıl oluyor? Malatya'da. Ekim'in kaz şeydi. Daha önce Malatya'ya gitmek için bir gün gidip Alçada'da kalmaları lazımdı. Hayvanıyla, katrıyla, eşeğine gidip orada kalmaktı. Orada kanca yandı. Ertesi gün Malatya'ya gidip ihtiyacını görüp ertesi de yine ya yani. Alçada'da kanda kalacaktı ki ertesi gün daha hemen gel. Biz o zamanlar bu tarafta da gelirler. Ben gittim. İki o zamanlar da biz çocuktuk. Bir çocuk gene böyle dam başında beklerdik ki hala şehirciler gelirse bize bir şeker şeker versin diye yani onları gözetlerdi. Hani gün batımında geldiler. Biz de gün batımında hep yolları beklerdik hala bir şehir. Gelen var. Böyle şimdiki gibi hastanelerde kolay ulaşım olmuyor da. Yok. Kendi kendinize tedavi usullerinizi yetiştirmişsiniz, geliştirmişsiniz. Ne yaptınız? Hastaneye sorarsan bizde hastane yoktu. Bunlar, bu imam var ya, bu imam kılın askerde sıkıyaydı. Bunu da bu çevre köyler doktor olarak bunu yani gelip patlarına hayvana bindirdi giderdi bir pensiyon yapardı. Hani vücutta ilaç alışkanlığı yok ya. Bu adamı ilaçtırdı. Ya ne güzel doktor derler. Penisini nereden alıyordunuz? Penisini Malatya'da getirtiyordum. Eczanede alıyordum. Ondan sonra köylere çıkıp işte hastaya iğne yapıyorduk, hap veriyorduk. Yani bizim doktor kan takviyesi, ilaç kullanıyorduk. Aspirin verirdik. 60'tan 75'e kadar devamlı çevre köyleri ve bizim köyün hastalarını hep ben. Peki bu bir de başkanın babasıydı.
Yani bir köyde bunlar ikisi de hastalıklarda ne yapıyordunuz? Mücadele ediliyordu. Devlet tarafından mücadele ediliyordu. Geliyor muydu? Tabii. Hmm. O devlet tarafından geliyor. İmam amca, senin gibi sağlık konusunda vatandaşa yardımcı olan tecrübeli kimler vardı? Mesela başkanımızın babasının ismi, kişileri bize bilgi verir misiniz? Ekseriyeti bu halka yardımcı olan ve iyiliği yapan benim. Reisin babası gitmezdi pek. Başka örnekler varsa söyle onları da bize. Yok. Babam profesör olduğu için. Doktordu. Babam profesör olduğu için hasta yanına geldi. Başkanım, babanızın ismi? Arasıydı. Yok ya, nasıl? Peki bitkilerden falan ilaç yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Kadınlar köy ilaçlarını yapıyorlardı. Yara için falan. Yara fazla önemli değil. Mesela birisinde bir çıman yarası geçirmiş. Bir de bitkiden olurlardı. Yani çıbanın yarayı. O üzerinde hangi bitki, hangi bitki? Bu dere kenarında kırk damar diye bir şey var. Ot var. Kırk damar. Bir de pala diye bir ot vardı. Böyle yaprağın böyle. O kırk damar da uzun da. Şimdi yok mu otlar? Var. Yapılan yok. Şimdi yaptıran yok. O otu ne yapıyordunuz? Kaynatıyor muydunuz? Yok. Üstüne ver. Yaranın üstüne verdi. Bir tabi çekildi. Tamam. Doktora gitmeden tedavi olmuş oluyor. Evet. Yakın köylerde vardı. Kalıklılarda bir tane cerrah vardı. O dögerdi, bilmem ne yapardı, lapa mapa vardı. O yapardı da bizim köyde yapan yok. Esen Bey tarafı. Bu Esen Bey tarafı. Tamam. Peki düğünlere gelelim bakalım şimdi. Kız isteme nasıl oluyor mesela? Kız isteme, bizim o zaman kız isteme yoktu. Herkes kızını getirir. Akşam da ne yapardı? Birkaç komşu toplandı. Hadi tamam. Düğün buydu. Neden kaçırma olayı vardı? Ya bizim olayı vardı. Kaçırmanın anlamı değişiktir. Şimdi kaçırma değil de zoraki anlaşılmasın sen. Yok. İkincisi de normal. Şimdi yine oluyor. Razılığına oluyor bu iş. Yani kaçırma değil de. Kız da razı olduk. Zoraki bir dava sakın aklınıza gelmesin. Yok. Şimdi oraya onu oraya geçin. Tamam. Adam kim bilir ne kadar kaç gün kaçak orada kaçak değil de karşı tarafın sarılsın. Tabii adet olsun. Şimdi kaçak deyince zoraki anlaşılmasın. Karşı tarafa saygı olarak kızı gizlermiş. Peki neden oluyordu bu? Başlık parasından hayır, o değil. Ya bu isteme usulü yerleşik olmadığı için kızla genç kız gene anlaşıyor. Anlaşıyor. Gece yani kendi razıyla gidiyor. Bir nevi modern bir isteme oluyor. Şimdi ben ona modern isteme diyorum yani. Şimdi dünyada şeyleydi. Bak şimdi adamın gönlü var tarla olmaya. Şimdi tarla olurlardı. Kız inek falan ne mal varsa o başlıkta pastırma fazla olurlardı. İstemeyin oldu mu da bu sefer az veriyor tabii isteme oldu mu da. Hesabına gelirsen götürüyor. Bana gelmez ama kaçırdığı zaman mazur kalıyor. Böyle tarlalar oradan oraya aktarma yapılıyordu. Senin gözde bir tarlan var ama tarlayı verin. Üstüne bilmem 10 tane koy. Bir tek öküz, bir katır bilmem ne şu kadar da para. Sayacaksın. Razı mısınız? Yok razı değil. Bize konuk komşu itiraz ederdi şöyle çoktur falan. Bu sefer orta var. O büyük adam. Sabaha kadar o kavga sürer. Yani o oradan derinliğine inerse uzun müzakere var. Sabaha kadar olur. Uzun müzakere olur. Aç kalırlar. Bir de şöyle anlaşılmasın. Şimdi arkadaşlar anlattı. Yani bu bir nevi bir alışveriş şekline döndü. Aslında o kadar değil. O kadar değil aslında. Şimdi bu dışarıya yani normalde bir mal gibi yani meta gibi satılık durumuna değil. Öyle değildir yani atalığı gibi değil. Ha şimdi gittikten sonra o usulleri yerine getirmek gayesiyle bir miktar tarla neyse işte. Ne bir miktarına? Ama bu eskiden varmış yani. Ya tamam ben onu inkar etmiyorum. Varmış da şimdi bunlar anlaşılma şöyle olur. Bu zaman bir satılık meta gibi görünür. Aslında öyle değildir yani. Normalde gibi bir razılık veriliyor. Evet. Şimdi oraya öyle yansımasın yani. Ne razılık ya sen baba, ne diyorsun? Baba tarafını razı ediyor. Der bakalım onlarda der bir gün bir şey diye. Çok yapıyor. Ebu Zeyd amca sen ne verdin evlenirken tarla? Ben isterdim. Senin bağrın yanık. Ben isterdim.
Abi, ben hiç kaçırma değildim, ben işte. Ne verdin karşılığında? Tabii verdik o zaman, ben, o zaman para seni 6000 miydi ne? 6000 miydi? Ama 6000 belki 5000 miydi? 6000 miydi? Belki 10 kilo avyo verdi. Yani. Sen mesela para değerliydi, mal değersizdi. İnek de verdim, para da verdim, neyse verdim. Köylerde buna galın derler. Kalın, kalın ha, ismi kalın. Kalın derler. Kalın ha. Peki avyo verdiğin oldu mu? Afiyet olsun. O zaman mal neyse onu veriyoruz. Mesela evinde belki 10 okka afiyet var. 66 yıl. 10 okka da afiyet verdik. O zaman afiyetin değeri neyse şu kadar. O zaman serbestmiş ekimi. Anladım. Ekim serbest. 62'ye kadar serbest. Şimdi İmam amca geleni kaçırdı damat. Ondan sonra nasıl olur, nasıl duyurulurdu, ne ikram edilirdi, bir toplanma adet falan olur muydu? Sen orada o kuşlar falan, kuşların toplanmaları için yemek yapılırdı falan. Yöresel bir yemeğiniz var mı dağıtılan? Yöresel bir yemeğiniz, kömbe derler, sacda pişer. Sacda pişirilir, büyük saclarda, ocakta. Yöresel bir yemeğimiz o kömbedir. Neyli oluyor, ıspanakla mı olur? Yok. Kavurma. Kavurma yani. Kavurma kendine ait bir kavurma cinsi var. Kendisine ait. Yani, elle kaçırma. İçinde kemikler ayrıştırılıyor. Yani kavurma. Yontuluyor o. Kesin, bıçakla kesilmiyor, yontuluyor. Onun özel bir yontucu bir aleti var. Böyle çengel gibi. Onunla yonturuyor, onunla yapmıyorduk herhalde. Yonturma şimdi başka bir şeyler söyle. O etliği mesela bir öküzü alırdın, gidip ben cumada alırdım. Onu bir iki ay, üç ay beslemedim. Yani tam bu canlandıktan sonra kesip, onun etini kavurup tenekelere basardım. Tenekelerde de bu sefer kazıcık. Kazıcık ne? Bunlar bahar aylarında oluyor, öyle mi? Yok, güzün. Bahara kadar o karma biter. Hani eskiden buzdolabı yok. Et stok. Pişmiş et stok. Peki mutfaklarınızda böyle kiler gibi olan yerleriniz var mıydı? Tabii orada var. Kuruları nasıl saklanacak? Kuruların şeyleri saklamak için. Başka saklanacak yer olmaz ki. Mutfaklarımda yok. Evet. Zahralık. Adı Zahralık mı burada da? Evet. Neler olurdu İmam amca Zahralık'ta? Yani kışın ne hazırlığı yapardı bayanlar? Turşu, peynir? Kışın turşu, peynir. İşte yiyecek madde hep orada olurdu. Senin burada tarhana mavlutlu. Şimdi tarhana kesildi. Tarhana eskiden tarhanayı geçirip yani olmazdı. Ben bildiğim böyleydi yani. Tarhana bir hayattı. Ha, tarhana sorması. Neyden yapıyordunuz tarhanayı biliyor musunuz? Buğday. Buğday. Sonra şey yarma. Yarma buğday. Yarma buğday. Yoğurt. Bir şey yoğurt. Süzme. Onu ayranda yaparlardı yani. Yoğurt işte. Ayran yağsız süt. Yağsız yoğurt. Ayran süzmesi. Ayranda var. Ayran süzme işte yani yağ yok. Bekletiliyor o. Birkaç ay toplanıyordu. Birkaç ay. Değirmeniniz var mı? Değirmeniniz var mıydı geçmişte? Yok, çevre köylere giderdik. Oralara mı giderdik? Bu yarmaları falan yapmak için? Burada değirme yoktu. Değirmeni götürdük, orada döndürdük. Ya burada sukku vardı, sukku. Buralarda gençler toplanırdı, toplam döver. Çok diyorlardı, o çok oynarlardı. Elde yapıyordunuz yani? Evet, şey. İçerisi elde de, orada da yapan olurdu, elde de yapan olurdu. Yani mesela az olan yerinde yaparız. Ama çok bugün yerimiz... Teneke bilmem mutlu teneke buraya götürüyorlardı. Değirmenlere. Peki pekmez falan kaynatılıyor muydu? Yok, tut yok. Ağaç yok. Su olmayınca tut olmaz ki. Peki tatlı ihtiyacı nasıl oluyordu? Tamam tarhanayı içtik. İşte şeker giderliyor. Şekerle. Ben de şeye nasıl? Üzüm pekmez yok. Üzüm pekmez. Üzüm var. Yani o pender. Bu sefer çorbaya pender de var. Pender koyuyorlardı çorbaya. Lezzetli şey olur. Pancar içiriyor. Tenderle pişirirlerdi. Tenderi koyuyorlardı. Tender şeker tadını verirdi o zaman. O çorbaya katılıyor. Evet. Hani yaz günler tut mevsiminde bir tutu yemek için evde çevrek işte genç yahut gelen yahut kaynanası giderdi, Ozan köyü yakını vardı. Giderdi, bir sitir getirirdi. İşte onunla şekerini giderdi. Meyve olarak pek şey yok o zaman. Yoktu geçmişte. Yok, meyvemiz de yoktu. Üzüm bağlı falan yoktu. Ya meyve dedin mesela bir elma, bir portakal sandıkta bulundururlardı. Bir hastaya götürdüm onu.
götürüp gönder. Hastaya çorba olsun. Bir elma bulundurur. Olasın bir olsun. Şehirler uzaktı. Buralarda yetişmezdi. Tabii ki öyle olacaktı. Peki böyle ayakkabı yapmak, kumaş dokumak böyle zanaatlar var mıydı? Böyle bakır işlemek? Yok, yok öyle bir şey yok. Bildiğimiz yok. Kalaycı Daren'de de gelirdi. Burada Melat'ın kabını o kalaylardı. Daren'de de gelirdi. Peki hayvanların nal ihtiyacı falan onlar da? Nal ihtiyacı da Daren'de de gelirdi. Daren'de, Daren'de de gelirdi. Hayvanların nallardı. Nal battı, beyni ama. Kadınların güven beline sardığı kuşakla bile yakın gibi. Bu elimlerimizle güvenle sürerdik mesela. Hani hepsi burada yapılıyordu. Böyle bir şeyler yoktu. Kuşaklar burada yapılıyordu. Güvenci de bir Ermeni vardı. Ağup isminde Ermeni o gelir düvenleri yapardı. Ağup. Evet. Darende de bilinir Ağup. Ağup mu? Ağup usta. Ağup usta. Ağup usta. Mahir usta'nın akrabası. Mahir usta'nın akrabası. Doğru. Darende de Ermeni kayıt çoğulmuş. Evet. 70 nüfusu varmış 1900. Al başında kayısıcılık sulu tarımla yapılmıyor. Kıraç olduğundan doğal şeker oranı çok yüksel, değerli kayısıları var al başında. Yani diğer mesela sulu değil, kıraçtır. Kıraçtır. Kayısı değerli bir bölge. Evet. Kuru maddesi fazla olan kayısılar. Kurutmalı. Şeker oranı farklı. Balaban'da mesela kah yapılır. Ulupınar'da, evet. Darende'de. Evet. Burada da o tip hazırlıklar olur mu kışa? Kavurga yapılır mesela. Kavurga burada yapılır. Ya bu tip hazırlıklar olur mu kışa? Yani hazırlık olmaz. Günlük kavurga günlük yapılmaz. Şeyde kaldık düğünde. Tamam kömbeyi yaptık. Başka yanında ayran mı veriyoruz? Doğru ayran veriyor. Ayran verdik. İşte o zaman dışarıdan yani misafirler geliyor muydu düğünlere? Diğer çevre köylerden? Yani kesinlikle gönderilirse Akraba falan derecesi falan olunca gelirlerdi. Diğer köylerde. Davetiye tamam. için özel böyle bir okumalık kumaştır, gömlektir. Verilirdi. Zaten baştan pilav yapılırdı. Yok. Bir deyişler var mıydı böyle düğünlerde söylenilen türkü, var, mani? Vardı, kültür söylüyorum çok. Aklınızda kalan var mı şu anda söyleyebileceğiniz? Başka bir mesela çal bir işi yoktu ama böyle rastgele adam elini kolunu bakayım. Solo şeklinde. Böyle yani modern şey yoktu işte bir saz. Evet. Öğrenen ekip yok. Tamam varsa ekip var. Yok. Başka bir şeyin içinde. Tabii şimdi mesela Abdet gelin gelini var. Bey Abdet sen gel bize bir türkü söyle. Evet. O akraba da sen bize türkü sen gelin sohbet. Böyle söylerler. Öyle söyletirler. Yok senin akıma var mı? Güzel amca sen biliyor musun hiç böyle bir örnek türkü? Yok mani... ben anlamam ki. Sen biliyorsun da söylemiyorsun. Yok ben bilmem. Ezberde falan kalmış böyle iki kıta, üç kıta. Hiç yok. Yok mudur? Yok bende yok. Ben bu ara ilaç kullanıyorum. Kaptan Arap'ta oldum. Söz olarak. Tabii söz olarak. Söz. Varsa biliyorum arkasında ne söylüyorum. Şiir gibi. Amalet oldum. Sıkıntıdan kalkmamıştır. Çok şey. Bir dörtlük söyle yeter. Bir dörtlük. Türkü gibi değil. Hatırımızda kalmamış ki. Üzüldüm. Demek ki silmişiz o şeyi. Band silmişiz. Neyi? Sen bana öğretmedin ki. Sen öğretecektin ki